Aile planlaması, bireylerin ya da çiftlerin istedikleri zaman bakabilecekleri sayıda çocuk sahibi olmasıdır. Doğurganlık sağlığı dediğimiz şey ise 15-40 yaş arası özellikle üretken dönemde olan kadınlarda doğurganlıkla ilgili eğitimin iyice sağlanması, gerekli bilgilerin bilinmesi ve bu şekilde korunma yöntemlerinin öğretilmesini kapsamaktadır. Bir kadının korunma yöntemleri bilmesi neden önemlidir? Bir toplum bu yaş grubundaki kadınlarına ne kadar iyi eğitim verebiliyor ve korunmalarını ne kadar iyi sağlayabiliyorsa o derece refah düzeyine kavuşacaktır. Kadınlara baktığımız zaman korunma yöntemleri arasında tüplerin bağlanması, spiral, doğum kontrol hapları, kadın prezervatı dediğimiz diyafram, kol altına uygulanan hormonlu maddeler şeklinde birçok yöntem sayabiliriz. Yine erkeklerin kullandığı yöntemler arasında ise kondom ve vazektomi dediğimiz erkek yumurtalıklarının alınmasını saymaktayız. Bunları tek tek incelersek eğer, tüplerin bağlanması dediğimiz yöntem, maket üzerinde bahsetmek gerekirse aslında kadınların rahim denilen kısmı bu kısmı. Tüpler sperm için yol oluşturan esas bölgedir. Yumurtalıklar ise kadının hormonal döngüsünü sağlayan esas kadınlığın devam ettiği kısımdır. Bizim tüplerin bağlanmasıyla yapmaya çalıştığımız şey bu tüplerden sperm geçişini engellemek için arayı tıkamaktır. Yani görünen bu tüpleri bağladığımız zaman kadınların en çok merak ettiği hormonal düzenim bozulacak mı, menopoza girer miyim, ara kanamam olur mu gibi soruların cevabı burada yatmakta. Biz sadece yolu tıkadığımızdan dolayı hormonal herhangi bir etki yaratmamaktayız ve bu şekilde yan etkiler görmemekteyiz. Bu nedenle tüplerin bağlanması %99 civarındaki koruyucuyla bizim en çok önerdiğimiz yöntemdir. Spiral dediğimiz yöntem ise kadının rahminin içine koyulan T şeklinde plastik bir maddeden oluşmaktadır. Bakırlı ve hormonlu spiral olarak ikiye ayrılabilir. Bakırlı spiraller bizim özellikle kadınlarda korunmak için önerdiğimiz ve korunmak için taktığımız sprallerdir. Hormonlu spiraller ise her hastaya takmadığımız, genellikle hastaları seçerek verdiğimiz, daha çok içerdiği hormonun tedavi etkisinden yararlanmak için kullandığımız sprallerdir ki yoğun kanaması olanlarda, kanamayla ilgili problemleri olanlarda ya da miyom tarzı durumlarda ameliyata alternatif olarak ameliyatı erteleyebilir miyiz ya da ameliyattan hastayı kurtarabilir miyiz diye verdiğimiz sprallerdir. Burada hormonlu sprallerle ilgili hasta seçerek verilmesi gerektiği, herkese takılmadığı özellikle bilinmesi gereken bir durumdur. Bakırlı sprale gelirsek, spiral rahmin içinde durarak spermin yolunu şaşırmasına sebep olmakta ve bu şekilde koruyuculuk sağlamaktadır. Tüplerin bağlanmasından sonra en kuvvetli yöntem olarak gördüğümüz spiralin de koruyuculuğu %99'lardadır. Kadınlarda diğer koruyucu yöntemlerden bir tanesi ise doğum kontrol haplarıdır. Doğum kontrol hapları deyince dolaşan bir sürü şehir efsanesi insanın aklına gelebilir. Kilo aldırdığı, sivilce yaptırdığı, tüylenme yaptırdığı, gıhtı attığı, öldürdüğü gibi birçok şehir efsanesi ortalarda dolaşır gerçekten de. Nedir peki doğum kontrol hapları? Aslında doğum kontrol hapları kadında var olan östrojen progesteronun belli bir şekilde kadına verilmesiyle oluşan yumurtlama döngüsünü bastırarak yarattığı etkiden faydalanıp bebek sahibi olmasını engelleyen yani korunmasını sağlayan bir yöntemdir. Ancak kadın doğumda bizim birçok şeyde kullandığımız kozdur. Adet düzensizliklerinde, sivilcede, polikistik hastalarda, işte çikolata kistinin hastalarında, birçok hastalıkta tedavi amacıyla da kullandığımız bir ilaçtır. Doğum kontrol hapları sanılanın aksine kilo aldırmaz, sivilce ya da tüylenme yapmazlar. Tam tersi bu tarz şikayetleri olan hastalara verdiğimiz için sanki hapın etkisiymiş gibi yansıtılır. Ama koruyuculuğu %90'larda, %95'lerde olan doğum kontrol hapları hastalara korunma amacıyla verdiğimiz en güzel yöntemlerden bir tanesidir. Bilinmesi gereken şey doğum kontrol hapı kullanılıyorsa eğer ilk kutunun birinci haftasında ek bir yöntemden destek alınması birinci haftadan sonra korumasının tam olduğudur. Yine aşağı yukarı hangi saatlerde alınıyorsa aynı gün aynı saatlerde alınmaya özellikle özen gösterilmesi gerekir. Yalnız doğum kontrol hapları kafaya göre bırakılacak ve tekrar başlanacak haplar değildir. Bazı hastalara verilmemesi gerekir. Özellikle sigara içiyorsanız ya da kronik bir hastalığınız varsa hekiminize kullanıp kullanamayacağınız açısından mutlaka danışın ya da size uygun olan hapı beraberce seçin. Takvim yöntemi dediğimiz yöntem, diğer bir korunma yöntemi, özellikle ülkemizde sıkça uygulanan bir yöntem. Hastaların adet döngülerine göre yumurtlama tarihlerini hesap edip bu dönemlerde ilişkiden kaçınarak kendilerini korumaya çalıştıkları yöntemdir. Koruyuculuğu diğer yöntemlere göre bir tık daha düşüktür, birazcık şansa bağlıdır. Bizim çok tavsiye ettiğimiz bir yöntem değildir, ancak alışagelmiş hastalar halen kullanmaktadırlar. Deri altı implant, diğer bir korunma yöntemi. Küçük, kürdan kadar bir çubuğun kol altında derin
dizinin altına yerleştirilmesiyle yaratılan yöntemdir. Bu çubuk içerdiği hormon sayesinde kadınlarda yumurtlama ve adet döngüsünün üzerindeki etkisi sayesinde koruma sağlamaktadır. Koruyuculuğu %99'lara yakın, oldukça etkili bir yöntemdir. Özellikle bizim son zamanlarda oldukça sık tercih ettiğimiz koruma yöntemleri arasında gelir. Doğum kontrol iğneleri. Bu iğneler bir dönem özellikle çok fazla kullanıldı. 3 aylık olanların bir sefer yap, 3 ay koru şeklindeki mantığı çok akla yatkındı. Ancak bu iğnelerin yarattığı adet düzensizlikleri, ara kanamalar, lekelenmeler, düzendeki bozulmalar nedeniyle artık çok fazla tercih edilmemekle birlikte halen kullanan insanlar olabilmektedir. Bu iğneler yapıldığı zaman östrojen progesteron metabolizması üzerinden etki ederek koruyuculuk sağlamaktadırlar. Diyafram, kadının vajen bölgesine uyguladığı spiral şeklinde, daha doğrusu halka şeklinde bir maddedir. Kadın hemen ilişkiden önce vajen bölgesine bunu koyar ama genellikle bununla beraber spermisit denilen spermleri öldürücü jelin de kullanması gerekir. Pek fazla tercih edilen bir yöntem değildir. Koruyuculuk oranı da zaten düşüktür. Gelelim erkeklerin korunma yöntemlerine. Daha doğrusu erkeklerin kadınlar gebe kalmasın diye kullanabilecekleri yöntemleri. Bunların en başında kondom, yani prezervatif gelmektedir. Halk arasında kılıf olarak da bilinir. Prezervatif güzel bir yöntemdir. Aynı zamanda cinsel yolla bulaşan hastalıklardan da korunma sağlar. Ancak tabii ki bunun da bir takım riskleri var. Yırtılma ya da kaçak durumunda istenmeyen gebelikler oluşabilir. Erkeklerin kullanabilecekleri diğer yöntem, daha doğrusu yaptırabilecekleri. Neden mi? Çünkü cerrahi bir yöntem. Vazektomi dediğimiz yöntem. Erkek yumurtalıklarının çıkartılması şeklinde uygulanan bu yöntemin koruyuculuğu çok yüksektir. Ama erkekler pek ülkemizde özellikle pek tercih etmemektedirler. Genellikle poliklinik şartlarında ürolog arkadaşların uygulayabildikleri yöntemi koruyuculuk anlamında biz de tavsiye etmekteyiz. Türkiye'de en çok kullanılan doğum kontrol yöntemlerine baktığımız zaman bunun başında rahim içi araçların geldiğini görmekteyiz. Oysa ki Amerika, İngiltere, Avrupa'da ise daha çok doğum kontrol hapları tercih edilir. Ancak bizim ülkemizde doğum kontrol haplarına karşı oluşmuş ön yargıdan dolayı pek tercih edilmemektedirler. Zaten ülkemiz geneline baktığımızda modern anlamda kullanılan korunma yöntemleri çok azdır. Daha çok geri çekme yöntemi kullanılmakta, bu sebeple de kaza gebeliklerine daha sık rastlamakta. Bana en çok hangi yöntemi önerdiğimi bazen hastalar sorarlar. Buna verilecek net bir cevabım yoktur. Neden mi? Çünkü hastanın yapısına göre değişir. Eğer hasta bana gelmiş, genç yaşlarda, kronik hastalığı yok, hiç doğum yapmamış bir hastaysa tabii ki doğum kontrol hapını tercih ederim. Çünkü bu hastalara spiral takmak ya da tüplerini bağlamak gibi yöntemler çok invaziv ve geri dönüşsüz olabilir. Spiral bu hastalarda hiç doğum yapmadıkları için şiddetli ağrıya sebebiyet verebilir. Bu hastalar hapla rahatça korunabilirler. Ama hasta doğumlarını tamamlamış, artık gebelik düşünmeyen, ileri yaşa yaklaşmış bir hastaysa tüplerini bağlamak hasta için en kesin yöntem olacaktır. Ya da evet çocuk istiyor ama hemen istemiyor. Belli bir süreye ihtiyacı var. Spiral takmak bu hasta için gayet mantıklı. Daha önceden doğum yaptığı için hem rahminin spirali kabul etmesi hem oluşacak yan etkilerin azalması nedeniyle bu hastalara daha çok RIA dediğimiz rahim içi aracı tercih etmekteyim.